yine geliyorlar bunlar vallahi. Bir an önce hadi içeceklerimizi içelim de kalkalım. Yani üstümüz başımız böyle kömür pisli kokacak. Burcu, ciddi misin sen? Bu falcı her şeyi böyle biliyor muymuş? Ay biliyormuş salçacığım, her şeyi biliyormuş ya. Herif İstanbul'a gelmeden önce Roma'daki evinin kapısının önünde böyle kuyruklar oluşuyormuş. Böyle kuyruklar oluşuyormuş vallahi. Ay peki bu adam neden Roma'yı bırakıp İstanbul'a gelmiş Orço? Ay hiç sorma kardeşciğim, hiç sorma. Bu adam babanın öleceğini daha bir sene öncesinden bilmiş ya. Hem de dakikası dakikasına. Sonra Vatikan bunu al sen aforoz et. Bak adamcağız da ne yapsın canım, korkudan gelmiş İstanbul'a yerleşmiş. Duyduğuma göre de anneanne tarafı Türk soyuna dayanıyormuş bu adama. Ay çok acayip ya. Orço başka neler bilmiş adam, bir anlatsana. Şş, kızım dur bir ya. Oturun birazcık daha bakayım. Ay bak bu da şok olacaksın. Hey. 11 Eylül saldırılarını bilmiş. Hadi canım. Vallahi bak. Çok acayip. Bence de. Görüyor musunuz ya, nasıl bir balcıymış, bu her şeyi biliyormuş. Ay inanmıyorum ya Orço. Bu Antonio Fallaci senin yeteneksizsinize katılıp ilk kelimeleri böyle geçeceğini bildi mi yani? Bilmez olur mu ya? Bilmez olur mu? Hatta ve hatta bana dedi ki Acun'la Hülya si diyecek, Sergen de no diyecek dedi ya. Ama dedi fazla sevinme, bir şey olacak, diskalifiye olacaksın demişti de ben anlamamıştım Allah. Yuh artık ama ya, bu kadar da olmaz ki. Senin diskalifiye olacağını bile bilmiş bu Antonio Fallaci, iyi mi? Valla elde avuçta ne varsa var ya, ben haftada bir kere kesinlikle gidiyorum ya. Bugün gittim, bana dedi ki çok dikkat et kendine, başına çok büyük darbe alabilirsin dedi. Ay daha ne darbe alacak kafasına bu salak. Kızım bir sus ya, dinliyorum şurada ben. Orço, başına darbe aldın mı peki? Valla şu dakikaya kadar hiçbir şey olmadı. Ama birazcık korkuyorum yani, Yusuf. Sen yine de Orço buna dikkat et yani. Bu adam dediğin kadar iyiyse vallahi her söylediği çıkar. Vallahi doğru diyorsun. Gel PC gel. Ya senin ulanlardan haberin var mı? Ne vuruyorsun oğlum kafama? Ne demek lan ne vuruyorsun? Sabah kurcalarken gene telefonu bozmuş. İnternete giremiyorum senin yüzünden. Allah Allah. Bir telefon yüzünden bu kadar vurulur mu lan insanın kafasına? Allah'ım. Orço. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Görmedin mi lan? Falcının dediği gerçek oldu. Allah! Gerçek söylüyorsun. Baksana kafama vurdu beni. Kızım ya. Gerçekten falcının dediği çıktı şimdi ya. Ay ya bu ne biçim bir falcı? Ay benim kesin bunu bulmam lazım. Benim de. Ay benim de böyle Murat'la ilişkimin nereye doğru gideceğini öğrenmem lazım yani. Ay çok acayip ya. Orço. Efendim. Arkadaşım. Söyle arkadaş ya. Bana Antonio Fallaci'nin numarasını verir misin? Ben de bir falıma baktırayım. Olmaz. Orço. Ama olmaz, veremem. Orço ben senin arkadaşın değil miyim? Ya arkadaşımsın da adam çok meşgul böyle. Herkesin numarasını vermiyor. Ama ben senin arkadaşınım. Ya doğru diyorsun. Sen benim arkadaşımsın. O yüzden sana telefon numarasını verebilirim. Buna yaz. Ama yayılmasın fazla, tamam mı? Antonio Fallaci. Ay çok teşekkür ederim Orço ya. Çok makbule geçti yani. Senin sayende böyle dedikoduları önceden öğrenebileceğim. Vallahi başka bir şey için baktırsaydın çok şaşardı. Ay, kızım gördün mü ya numarayı? Ay, nereden ben göreceğim buradan? Gidip istesek bize de verse ya. Ha, hemen verir zaten. Vallahi. Ay, ben zaten yani gidip isteyip muhatap olmam onlarla. Hadi ben bu iyiliğin karşılığında sana çay ısmarlayayım. Allah! Kız Salça, sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Sakın bunu da biliyordu deme. Ay, gerçekten bunu da bana söyledi. Dedi ki, bugün dedi okulda dedi kıvırcık saçlı bir arkadaşın dedi sana çay ısmarlayacak dedi. Ay inanamıyorum ben ya. Ay, şaka gibi ya. Adam her şeyi biliyor kızım ya. Bekle burada bir çay alıp geliyorum. Bekle. Ne oldu? Ha? Ne bakıyorsunuz Kamile'ler? Açıklı bir şey mi gördünüz? Ay aslında... Ay ne bakacağız be sana? Muhatabımız değilsin. Ya
Allah seni tependen baksın Emi kızım ya. Ya şimdi ters dönecek adam mı bu ya? Neyse. Buranın da havası kaçtı. Bari gidip çayımızı başka yerde içelim. Sen de Salça be, ne kadar dağınıksın kızım, ne kadar dağınıksın. Sonra diyorlar ki pis yedili okulun her tarafını kirletiyor. Aa, ne kadar kötü bir şey bu. Orço, ne yapıyorsun? Ya arkadaşlarımızın yanına gidiyorum ya. Kağıdı ne yaptın Orço? Hangi kağıdı? Hani Falcı'nın numarasını şey etmiştin ya kağıdı. Aa, ya ben onu yanlışlıkla çöpe attım. Of be Orço, of be Orço. Ay ne yapıyorsun arkadaşım ya? Niye sokuyorsun çöpün içine elini? Ben sana tekrardan numarayı veririm ya. Anlaştık. Hadi gidelim arkadaşım. Hadi gidelim. Kızım ya. Falcı'nın numarası şimdi yani böyle o çöpün içine mi düştü? Çöpte valla. Melis, hadi sattım, sen alırsın onu kızım. Alırım ama size vermem. Ay çekil o zaman, ben alırım şuradan. Ben alırım. Ay. Ben çok pusula falan muhatap olmam. Ölürüm daha iyi. Ya bir kızım saçmalamasanız da ya, geri dönüşümü muhteşem olacak diyorum. Harfi harfine biliyormuş adam ya. Hadi alın şunu. Ay aslında ben böyle falcıyla, hurabeli, murabeli işim olmaz ama... Murat'la sarmaşık ilişkimize dair bir şeyler öğrenebilmek adına şimdi bakıyorum. Ben de bakarım. Kızım varsa ilk ben gördüm ya Fransız. İlk görmenin ne alakası var ya? Bunun ilk görmesi mi olur? İlki sonu ne fark eder? Ya versene bize ya! Ya benim! Ya benim, ben bunu! İkini aldım! Evi ben çabalıyorum! Ya benim! Niçin kedicik dövüşü yapıyorsunuz? Neden okulun tansiyonunu yükseltiyorsunuz yavrucaklar? Sizin gibi sosyetik aile çocuklarına yakışıyor mu? Bu varoşlardan nasıl da etkilendiniz? Nasıl da empatik insanlar oldunuz? Ah yavrucaklar, vah yavrucaklar! Ya Cişko'm öyle bildiğiniz gibi değil ya. Yani böyle adam yani harfi harfine biliyormuş ya. Ne harfi tatlıcığım? Önce doğru düzgün cümle kurmayı öğrensinler. Ya Cişko'm ya ben bu hani böyle falcı teacher var ya ondan bahsediyorum. Böyle her şeyi harfi harfine söylüyormuş. Bir de böyle tırnak içinde söyleyeyim. Hani böyle üç harflilerden böyle dört işlemlerden falan bahsediyormuş biliyor musunuz? Hocam yarın kiminle muhatap olabileceğinize kadar her şeyi biliyormuş. Bir sıkıntınız mı var? Şıp diye alıyormuş üzerinizden. Yani böyle aşkınızdan mı öldünüz, böyle kederlendiniz mi? Ay müşterek nefesiyle böyle bir üflüyormuş. Bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyormuşsunuz o Cişkom ya. Müşterek nefes değil, mübarek nefes bir kere o. Fala inanmayın ama falsız kalın. Ben size fal ve fal oklarından uzak duracaksınız demedim mi? Demediysem de şimdi diyorum. Hadi bakayım, ben sizi üflemeden tıpış. Demek harfine kadar söylüyor ha? Antonio Fallaci. Bu falcıca bir o sole mio demenin zamanı geldi demek ki.